Evet, şu an mesela büyüme tarafında aslında bu çok net hissediliyor bu arada. Biz hani şunu eleştiriyoruz ya, kamu harcamaları. Kamu niye bir kere tasarruf etmiyor? Herkesin gündeminde bu var. Yani lüks arabalar satılsın, işte dediğiniz gibi mesela Cumhurbaşkanlığı'nın bütçeleri kısılsın, o yapılsın, bu yapılsın. Hep bunu mesela tartışması devam ediyor. Ha, çok sert hissedilmedi. Bence de, ben de katılıyorum. Çok sert hissedilmedi. Biz de eleştiriyoruz zaman zaman. Diyoruz ki para politikası işte yapılıyor. %50'lere gelmiş bir faizden bahsediyoruz. Ama mali politikalar buna eşlik ediyor mu diyoruz. Mesela ben de son gelen büyüme rakamının detayına baktım. Merak ettim. Dedim ki yani dedim, burada kim harcıyor, nasıl büyüyoruz? Biliyorsunuz son gelen rakamda da ciddi bir, aslında ilk çeyreğe göre bir yavaşlama var. Ve gerçekten de kamunun payı giderek azalmış durumda. Yani kamu şu an harcamıyor. Aslında pek çok tarafta da hani bütçe kısmaya çalışıyor. Ama deprem de olduğu için ister istemez mesela bakıyoruz inşaat harcamaları patlamış. Yani oraya yine inşaata yine para ayrılıyor. İşte yine baktığımız zaman finans kesimi iyi gitmiş. Bunun dışında da hani şu anda yatırımlar tarafı zaten çok çok. Finans kesimi iyi gitmiş dediğiniz para babalarına para aktarılıyor, vergi alınmıyor. Tabii şu anda finansta büyümeyi besleyen unsur aslında yine hani finans kuruluşları, bankalar vesaire fena aslında bir dönem geçirmediler. Hani biraz onun da etkisi olmuş olabilir. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemi biraz aslında böyle tahayyül etmek lazım. Ne olacak diye. Çünkü vatandaş şunu soruyor. Ya diyor, ben diyor bu kadar yüksek diyor faiz var diyor. Ama diyor bana yansıyan bir şey yok. Benim gelirlerim artmıyor. Mesela konuşmuşsunuzdur eminim yayınlarda. Birçok kurum hani özel sektör tarafında olanlar aldı arazam, ama birçok kurum arazam almadı. Yani birçok kurumda çalışan personel arazam görmedi. Mesela kira artış sınırı kalktı. Az önce konuşuyorduk mesela. Bu da çok önemli. Kira artış sınırının kalkması. Şimdi özellikle mesela az önce ben baktım rakamlara. Açıklanmış mesela TÜİK verilerinden bahsediyorum. Yani elimizde çünkü resmi rakam o. Eylül ayından itibaren kirada en fazla 64,91 zam yapılacak. Yani bu ne demek? 20 bin lira kira ödeyen 32 bin 982 lira ödeyecek. 25 bin kira ödeyen 41 bin küsür kira ödeyecek. Yani dolayısıyla böyle bakınca hakikaten işin rengi değişiyor. Ve ister istemez mesela biz de bu arada sektörde görebiliyoruz. Yani işte ben de finans sektörü çalışanı da sayılırım aynı zamanda. Biz baktığımızda çalışanı işte tutmak çok zor. Çalışanı Peki işte bir şey tutmak zor. soracağım. Gözde Hanım, şunu soracağım. Türkiye'de büyük bir tartışma var. Şimdi faiz meselesinde herkes diyor ki faizler düşecek. Ben mesela ne olacak da faiz düşecek anlamış değilim. Yani neden faiz düşsün? Bir. İkincisi, düşse ne kadar düşecek? Üçüncüsü, ne kadar bu yüksek faizle devam edilecek? Yani ben şöyle de sorabilirim size. Ben göstermelik bir faiz düşüşü olsa bile yeni yılda yeniden faizi arttırmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum. O yüzden sordum. Çünkü faizde olan para demek resesyon, durgunluk demek. Türkiye'de de zaten hükümet, yani Mehmet Şimşek, durgunluk istiyor, tüketmeyin diyor. Evet, Bu şu ne anda. anlama geliyor? Ya şimdi şöyle, tabii ekonomi böyle yavaş yavaş soğutarak oralara götürmek istediler. Ama bu böyle çok mümkün mü? Pek öyle görünmüyor. Çünkü muhtemelen üçüncü çeyrekte biz daralacağız ve faiz indirimi gelse bile hiçbirimiz bunu hissetmeyeceğiz. Yani bunu şeyle karıştırmasınlar. Hani 2021'de böyle faizler çok hızlı düşürüldü. Biliyorsunuz enflasyonun altına çekildi. Aslında bizim 19-20'lerde bir enflasyonumuz vardı. Faizler bir anda 8,5'lara çekildi. Yani seçim öncesinde biliyorsunuz. Dolayısıyla da pandemi döneminde ve daha sonra seçim dönemi boyunca bu politikalar vardı. Yani aslında bu neydi? Hani hep diyoruz ya, TL'de bir reel getiri yoktu. Yani insanlar parasını koruyacak bir mecra bulamıyordu. Hani resmen böyle bir dönemdi. Diyor ki ya ben TL'de duruyorum. Enflasyon bir anda korkunç patladı. Zaten o politikalar 2021 Eylül sonrasında böyle korkunç bir patlama görülüyor enflasyonda. Aslında tam olarak o politikalar hani enflasyonun altına alınmasıydı faizin. Şimdiki faiz indiriminden farkı ne olacak? Onu konuşalım. Şimdi şunu aslında düşünüyorlar. Bir şekilde enflasyon düşmeye başlayınca faizi de enflasyona
oranlı bir şekilde kademeli kademeli düşüreceğiz. Yani aslında TL'de yine reel getiri vereceğini ifade ediyor. Çünkü bizde şu anda yapılan şu, beklenen enflasyona göre bir reel getiri vermeye çalışıyorlar. Yani bu tabii kişiden kişiye göre değişir. Yani yıl sonu Merkez Bankası diyor ki 38 olacak enflasyon diyor. Buna kaç kişi inanıyor mesela?